Müslümanların birbirleriyle hukukunu da selama bağlamıştır. Ve bu selam lafzının da yeryüzünde yayılmasını istiyor Allah Azze ve Celle. Yani bugün biz Müslümanlar birbirimizi gördüğümüzde birbirimize Esselamun Aleyküm diye hitap ediyoruz. Mesela bu Esselamun Aleyküm lafzı nereden gelmiş? Bu Allah Azze ve Celle'nin Esselam isminin şeye yansımasıdır. Yeryüzüne yansımasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk şeye geldiğinde, Medine'ye geldiğinde sahabinin biri diyor ki ben de insanlarla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılamaya gittim Medine'nin girişinde. Ben onun yüzünü gördüğüm zaman diyor dedim ki bu yalancı olan bir adamın yüzü değildir. Yani yalancı bir insan yüzü bu adamda yoktur. Ve o şöyle diyordu insanlara. Ya eyyuhennasu efşusselam ve at'imu et'am ve sallu billeyli ve nasu niyam tedhulu cennete rabbikum bisselam. O şöyle diyordu insanlara. Ey insanlar, kendi aranızda selamı yayınız. İnsanlara yemek yediriniz. İnsanlar geceleri uyurken siz namaz kılınız ta ki cennete selam içerisinde giriniz. Yani bunları yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle selam içerisinde sizi kendi cennetine soksun diye. Başka bir hadis-i şerifte mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerim siz iman etmediğiniz müddetçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü, kendi aranızda selamı yayınız dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin Esselam isminin bizim hayatımıza bir yansıması, bir ahlak olarak gelmesi bizim Müslümanlarla birbirimize selam vermemizdir. Yalnız burada bir parantez açalım konumuzla alakalı olduğu için. Şimdi herkes birbirine selam veriyor. Hatta özellikle mesela bizim örneğin mesela Mısır'da misal Hristiyanlar bile selam veriyorlar. Yani hani örf haline geldiği için veya burada bir laik, bir kemalist, bir demokrat, bir müşrik bile çok rahat bir şekilde veya bir ateist bile birini görmüş olduğu zaman ona şey yapabiliyor, ona selam verebiliyor mesela. Ve selam böyle olduğu için de zaten kardeşler biz selamın kendi hayatımızdaki yansımasını görmüyoruz. Aslında selam birinci maddede anlatmış olduğum konunun sözlü olarak yeryüzüne yansımasıdır. Yani Allah Azze ve Celle bizden selamı yaymamızı istediğinde sözlü olarak sadece birbirinize selam verin, Esselamu Aleyküm deyin, ondan sonra geçin gidin diye değil. Yani söz olarak Müslüman sözünün adamıdır ya, münafık da sözünü yer. Yani aradaki fark budur. İnsanlara sen benden selamettesin, ben de senden selametteyim diye söz verin. Ondan sonra da bu sözünüzün gereği olarak Müslümanlar sizin elinizden ve dilinizden emin olsunlar. İslam'ın bizden istemiş olduğu selam hukuku, selam mantığı budur. Onun için peygamberimize gelip sordular. Dediler ki, Eyyul İslami Efber, ey Allah'ın Resulü hangi İslam daha faziletlidir? Başka bir rivayette dediler ki, Eyyul Muslimine Hayrun, Müslümanların hangisi daha hayırlıdır? Ey Allah'ın Resulü, peygamberimiz dedi ki, El Muslimu men selimel Muslimune min lisanihi ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden emniyette olmuş olduğu kişidir, dedi aleyhissalatü vesselam.